Selamünaleyküm dostlar. Önemli gelişmeler var. İran'la Azerbaycan arasında gerginlik artmış durumda. Azerbaycan İran'a seyahat etmeyin uyarısını yapıyor. İran-Azerbaycan ilişkilerinin düşman seviyesine geldiğini de hatırlatalım. Tabi bu seviyeye gelmesini tetikleyen İran'ın davranışları oldu. Bakü Uluslararası Havalimanı'nda çeşitli ilanlar dikkat çekiyor. İran'a sefer etmeyin veya mecburen İran'a gitmeniz halinde çok dikkatli olun paylaşımları yapılmış. Bilindiği gibi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i açıkça konuşamamış, eşini Venezuela'da konuşturmuştu. İbrahim Reis'in eşi ise Türkler düşmanımız açıklamasını yapmıştı. Bunları da hatırlatalım. Sabah saatlerinde Türkiye'den İran'a yönelik açıklamaları da aktarmıştık. Üzerinden Azerbaycan'la Nahçıvan arasındaki bağlantıda sorun olmadığı ifade edilirken Ermenistan yolu sağlamayı reddetse bile Azerbaycan'ın İran'dan Nahçıvan'a bağlanacak en iyi yolu inşa etmesi için İran'ın hazır olduğu ifade ediyor. Yani bu yolun İran'dan geçmesine hazır olduklarını ifade etmişler. Türkiye son zamanlarda bu konudaki endişelerini dile getirdi. Onlar için endişelenecek bir şey yok açıklaması yapılıyor. Aslında dostlar burada İran medyasına baktığımızda bu yolun İran'dan geçmesi gerektiği yönünde çok fazla bu şahsın açıklama yaptığı ifade ediliyor. Ermenistan yolu sağlamayı reddederse ki aslında bunu isteyen Ermenistan değil İran. Yani İran istemiyor fakat suçu Ermenistan'a atmışlar. Görüldüğü gibi Nahçıvan'a bağlayacak en iyi yolu yapmaya hazırız şeklinde İran topraklarından geçecek bir yoldan bahsedilmiş. Nahçıvan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan İran toprakları gibi ifadeler kullanılırken Türk hükümetinin mallarını Orta Asya'ya böylelikle rahatlıkla ulaştırabileceği ifade edilmiş. Yani baktığımızda Zengezur Koridoru olmasın, İran burada kontrolü ele alsın tarzında kendisi açıkça bunları söylemek istemiş durumda. Diğer haberlerimize bakalım. Bir paylaşımı görmektesiniz. İran'ın sözde dini lideri Ayetullah Hamani'nin Erdebil vilayeti yani Erdebil bilindiği gibi Güney Azerbaycan'ın Türk ili kısacası temsilcisi ve sözde Cuma imamı Amuli konuşuyor. Şunları söyledi. Azerbaycan ve Nahçıvan arasında koridor açılması ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Zengezur, Ermenistan ve İran sınırında dolayısıyla Azerbaycan'ın eline geçmesine karşıyız açıklamasını yapıyor. Erdebil'in sözde Cuma imamı dediğimiz gibi İran sınırında Azerbaycan hakimiyetine karşıyız açıklamasını yapıyor. Az önce bu açıklamaları yaptı. İran medyasında 16 Haziran tarihinde Entek Hub'da bu haberlerin paylaşıldığını görmektesiniz. İran'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi hesabından ve Ermenistan hükümetinin resmi hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Haberin başlığı, daha doğrusu bir video paylaşılıyor. Videonun başlığı, bu eylemler Azerbaycan'ın Karabağ'daki etnik temizlik politikasını meşrulaştırıyor şeklinde. Paşinyan sözde Azerbaycan'ın etnik temizlik yaptığı yalanına başvuruyor. Ermenistan medyası da farklı haberler servis etmiyor. Azerbaycan'ın Amerikan şirketine saldırısı sonrasında yaptırım olabileceği yönünde haberler paylaşılmış. Rubin'den açıklamalar geliyor. Bilindiği gibi dün 2 Hintli vurulmuş. Bu Hintliler Karabağ'daki bir Amerikan şirketinde çalışıyordu. Dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kınama açıklaması yapılmıştı. An itibariyle Amerika'nın Azerbaycan'a yaptırım uygulaması istendi. Rubin şunları söylüyor. Bu arada Rubin'in Türk düşmanı olduğunu hatırlatmamıza gerek yok. ABD'ye bağlı bir şirket şantiyesine saldırılmasının ardından Azerbaycan'a yönelik tüm askeri ve diğer insani olmayan yardımın derhal durdurulması gerektiğini söylerken ki Amerika Azerbaycan'a nasıl bir insani yardımda bulunuyor biz de bunu anlamamış durumdayız. Daha sonrasında yaptırım uygulanması gerektiğini söylüyor. Yine Hindistan Büyükelçisi Paşinyan'a hükümetin Azerbaycan silahlı saldırısında yaralanan işçilere gösterdiği özen ve ilgi için teşekkür etmiş durumda. Görüldüğü gibi tamamen algı içeren haberler servis ediliyor. Azerbaycan sözde şiddet uyguluyor gibi vurulan Azerbaycan askerlerinden hiç bahsetmemişler. Yine Suudi Arabistan'da bizi şaşırtmıyor. Suudi Arabistan ile Ermenistan arasında direkt uçuşlar başlayacak. Yine uydu görüntüleri Azerbaycan kontrolündeki bölgede yıkılan sözde bir köprüyü göstermiş durumda. Ermenistan 2020 anlaşmasına uygun olarak bölgesel engellemeyi kaldırmaya hazır açıklaması da Paşinyan tarafından yapılırken Ermenistan Başbakanı Paşinyan Azerbaycan'ın Karabağ'da topyekin abluk altında etnik temizlik başlattığını söylüyor. Yine Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakan toplantısının yakında Washington DC'de yapılması da bekleniyor. Bu haberler de bu şekilde servis edilmiş. Bugün itibariyle Baykar tarafından resmi açıklama yapıldı. Bayraktar Kızıl Elman'ın yüksek irtifa sistem tanımlama testini başarıyla geçtiği belirtiliyor. Baykar'ın açıklamasına göre geliştirme testleri devam eden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elman'ın Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandığı duyuruldu. 31.000 fit irtifanın üstünde testte başarılı olmuş durumda. Dolayısıyla bu güzel gelişmeyi de aktarmış olduk. Yine diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkentine gelen ve aralarında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Mısır Başbakanı Mustafa Abdullah Medbuli ve bazı çeşitli Afrika liderlerinin oluşturduğu heyetin Kiev'i ziyaret ettiği ve Kiev ziyareti sırasında Rusya tarafından Kiev'in çeşitli noktalarına vurulduğunu hatırlatalım. Rusya ile savaşta Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus askeri teçhizatı da Kiev'de Afrika liderlerine tanıtılıyor ki Afrika liderleri yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova'da görüşecek. Dolayısıyla tarafsız açıklamalar yaptıklarını ve Rusya'nın tepkisini çekmek istemediklerini de hatırlatalım. Ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i resmi ziyaret kapsamında Küba'da eski devlet başkanı Raul Castro'yu ziyaret ediyor. Küba Komünist Partisi'nin internet sitesinden resmi açıklama yapıldı. Reisi ile Castro'nun iki ülke arasında 40 yıl aşkındır devam eden dostluk ilişkilerini ele aldığı belirtilirken sabah saatlerinde demiştik. Reisi Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı ziyaret etti. Ülkesine geri dönüyor. Yahudi işgalciler tarafından el konulmakla tehdit edilen Filistinli Sub Leben ailesinin Kudüs'teki evinin önünde göstericiler toplanmış durumda. Aileye destek gösterisi düzenleniyor. Gösteriye katılan Filistinliler ve yabancı aktivistler davul çalarak ve slogan atarak Filistinli Sub Leben ailesine destek veriyor. Gösteriye müdahale eden İsrail polisi de göstericileri dağıtmaya çalışırken ardından dostlar Filistinliler İsrail'in sanayi bölgesi projesi için bazı arazilere el koymasını da protesto ediyor. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'ya giderken kaçak binmiş düzensiz göçmenlerin geçen günlerde Türk gemisini kaçırdığı haberine servis etmiştik. İtalya güvenlik güçlerinin kurtardığı Türk kargo gemisinin Yalova'ya geri döndüğü belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski orduya yeni katılan askerlerin mezuniyet töreninde konuşuyor. İspanya, Türkiye'ye yolladığı Patriot'ları geri çekmeyeceğini, süreyi uzattığını duyurdu. Bu yılın ilk 5 ayında Azerbaycan petrolünün ilk 3 alıcısını görmektesiniz. Ülkemizin bu listede olmaması da dikkat çekiyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden önde gelen iş insanları Çin'i ziyaret ederken Bill Gates, Çin'in hastalıklarla mücadelesi için 50 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu. Kim bilir yine neler peşinde. Yine BMP-2'yi görmektesiniz. Ukrayna'da evin içinden çıkıyor. Çok ilginç bir görüntü servis edilmiş. Kuzey Veziristan'da güvenlik karakolunu hedef alan militan saldırısının ardından militanlarla Pakistan ordusu arasında çatışma çıkmış durumda. Pakistan ordusuna yönelik bir saldırı olduğunu ifade edelim. İskeçe, Gripen savaş uçakları için Ukraynalı pilotları eğitmeye başlayacağını da resmi olarak duyuruyor. Yunanistan'ın Türklere baskı uyguladığı İskeçe'ye gidiyoruz. İskeçe müftüsü Trump'a Batı Trakya'daki camiye yapılan saldırının toplumsal barışı hedef aldığını söylerken görüntüleri görmektesiniz. Görüntüler İskeçe'den, Batı Trakya'dan. Kendisi açıklamalarda da bulundu. Çok kısaca dinleyelim. Burada yaşanan Kur'an'a ve camiye yönelik çirkin saldırı sadece Müslümanları değil, İnsanlığın bütün ortak değerleri ve toplumsal barışı hedef almaktadır. Bir diğer haber Fransa ile Finlandiya ordusu arasında topçu tatbikatının düzenlendiği belirtiliyor. Bu tatbikatın Lübnan'da düzenlendiğini de ifade edelim. Lübnan'da ülkemizin de olduğu barış gücü bağlamında bu şekilde bir haber aktarılıyor.